Ticari açıdanla herkese iyi akşamlar. Bu akşam stüdyomuzda iki değerli konuğum var. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Konsey Üyesi, Girişimciler Konsey Üyesi ve aynı zamanda Yüksek İç Mimar Sayın Eda Bağcıl Kervanlı ve İç Mimar Çiğdem Bıçak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle birçok title'ınız var Eda Hanım. Evet. Sizinle başlamak istiyorum ama öncelikle iç mimarlıktan bahsetmek istiyorum. Bu mesleği nasıl seçtiniz? Nereden nerelere geldiniz? Çünkü iç mimarlık eskiden ben hatırladığım tabii döneminde iç mimarlık çok fazla rağbet görmüyordu. Ama şu anda bütün sektörlerden neredeyse iç içe hale geldi. Biraz bize bahseder misiniz iç mimarlığın gelişim sürecinden? Babam inşaatçıydı benim ve eniştem iç mimardır. Tabii aileden gelen bir şeydi, seçimdi benimki. Birçok title'ım var. Evet, sivil toplum örgütlerindeyim aynı zamanda. İç mimarlığımın yanı sıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi yönetim kurulu üyesiyim. Mobilya Sanayi Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Tabii ki her tarafta da ayrı ayrı misyonlarım var. Ama mesleğimizi de bununla birlikte sürdürmeye devam ediyorum. Çok ciddi orada da gelişmeler kaydediyoruz. İç mimarlık sürecini birazdan sevgili Çiğdem anlatacak bize. Ben mobilya sektöründen bahsedeceğim bugün size. Mobilya sektörünün yaşadığı sıkıntılardan bahsedeceğim. Onlardan bir tanesi de konuya hemen girmek adına. Biliyorsunuz ki bütün sektörlerde de bizde de hala daha bir ara eleman problemi var. Bununla ilgili birçok çalışmalar yapıyoruz. Üniversitelerle, Milli Eğitim Bakanlıkları ile ortak yürüttüğümüz protokollerimiz var. Bir nevi bunları çözmeye çalışıyoruz sektörümüz adına. Sıkıntılarımız sadece o da değil. Bununla yanı sıra bazen ham madde sıkıntıları da yaşıyoruz. Müşteri sıkıntıları da yaşıyoruz. Sektörün getirdiği birçok sıkıntıları birlikte aşmaya çalışıyoruz. Yani öncelikle iç mimarlık gerçekten, mimarlık mesleği gerçekten hayata dokunan bir meslek. Evet. Çünkü biz insanların konfor alanındayız. Bu da çok ciddi insan ilişkilerimizin de iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da hani konfor noktasında olduğumuz için aslında bir nevi hizmet satıyoruz biz. Sanırım Çiğdem bu konuda birazdan bizi aydınlatacak. Tekrardan isterseniz sonrasında da sektörün sıkıntılarına dönebilirim. Evet Çiğdem Hanım, siz iç mimarlığı nasıl seçtiniz ve yaşadığınız sıkıntılar ve güzellikler ne bu konuda? Ben çok küçük yaştan itibaren hep böyle sokakta yürürken bu evin perdesi açık olsa da içerideki mobilyaları görsem, işte duvarları ne renk boyamışlar, işte ne tarz koltuk koymuşlar diye böyle aynı sokakların içerisinde gece özellikle dönüp dönüp dururdum. Ve o dönemde Sims diye bir oyunumuz vardı. Evet. Sanırım çoğumuz da bu oyundan geçtik. Herkes girip orada Sims'te insanlar oynadırken ben evleri döşeyip döşeyip çıkardım. Sonrasında da dedim ki acaba ev döşemekle ilgili bir meslek var mı? O zamanlarda daha çok yeniydi. Evet. Hatta bizim çok bir konuşmamız vardı. Yani böyle insanlar evini döşesin diye bize para mı verecek? Herkes kendi perdesini, koltuğunu seçemez mi? Mentalitesiyle ilk başta başladı ama sonrasında tabii ki mesleğimiz de sağ olsun bugünlerde çok dediğiniz evet, gibi Eda Hanım'a artık da zaten onu söylüyordum. Yani geçmiş yıllarda iç mimarlık çok tercih edilmiyordu. Edilen kısmı da aslında biraz zengin kısma hitap ediyordu. Ama şu anda öyle değil. Her sektörün içerisinde artık bir iç mimara ihtiyaç duyuluyor. Yani aslında günümüzde yani her zaman bu böyleydi belki ama eskiden olanaklarımızdan dolayı çok fazla mesleğimizi yapma şansımız yoktu. Şimdi baktığımız zaman yani bir kullanım, bir alanı kullanacağımız zaman en iyi şekilde kullanmamızı bize sağlayan aslında iç mimarlardır. Yani sizin kullanacağınız masanın gidip bunu birçok yerde yaşıyoruz. Hala eminim birçok restoranta gittiğinizde oturduğunuzda ayağınız vuruyordur. Veya oturduğunuz koltukta, sandalyede sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Veya yatağı alırsınız işte bazı evlerde alırsınız, yatağı koyarsınız yanına komodini koyamazsınız. Yanından evet. Geçme mesafeniz yoktur. Aslında zamanla bize ihtiyaç olundu. Yani böyle bir mesleğe ihtiyaç olundu ortaya. Çıkmaya başladı diyelim ve bunu fark ettikçe herkes artık yani bir iç mimar olmazsa olmaz.
şeklinde. Özellikle ortak kullanım alanlarında. Yani evet, restoranlarda, kafelerde. Sanırım bu şekilde yavaş yavaş mesleğimiz bizim içimize girdi. Peki ben size geldim bir iç mimar olarak ve dedim ki ben evimi tasarlamanızı istiyorum. Nasıl başlıyor süreç? Şimdi birçok insanın aslında çok merak ettiği bir şeydir bu ve süreçten önce aslında sorunuza cevap vermeden önce en sık rastlaştığım soruyu söyleyeyim. Çizip de beğenmezsem ne olacak? Çizdiniz, tasarladınız, evet, biz beğenmedik, memnun kalmadık, ne olacak? Yani şimdi biz zaten her şeyi üç boyutlu çizerek, evet, günün sonucunda. Sürece başlamadan önce bu sanırım her bir meslektaşımın farklı bir yöntemi var. Yani bazıları direkt konuşarak karşındakini anlamaya çalışır. Bence bizim mesleğimizde bu sürecin en iyi yönetilmesinin en önemli noktası karşımızdakini anlamak ve tanımak. Çünkü her birimizin farklı alışkanlıkları var, farklı yaşayış tarzı var. Dolayısıyla her birimizin evinin farklı bir şekilde olması gerekir. Tabii ben bu iç mimara nasıl güvenebilirim? Evet. Kendi zevki nasıl diye düşünebilirim? Evet, evet. Herkes, benim zevkime uyacak mı? Uyacak mı? Evet. Aslında uyumak değil de karşımızdakini anlamak. Evet. Çünkü kesinlikle, tamamen bize uyan birini zaten bizim gibi olan birini bulamayız. Ama eğer karşınızdakinin sizi anladığını hissederseniz zaten o zaman daha kolay güvenirsiniz. Ben kendi adıma konuşayım. Bana gelen bir müşteriye ben onu anlamak için belirli bir dosya veririm. Ve bu dosyanın içerisinde seçim yapmalarını isterim. Çünkü bunu ilk başlarda böyle neden seçim yapacağım, ben ne istediğimi bilirim diyenler de çıkıyor. Evet, ama maalesef çoğunluğumuz ne istediğimizi bilmiyoruz. Çünkü gördüğümüz birçok şeyi beğenebiliyoruz. Fakat seçeneklerin farkında olmadığımız için gördüğümüz şeyleri istediğimizi düşünüyoruz. Biz de onları kategorize ediyoruz. Evet, kategorize edip onları elediğimiz zaman aslında ne istedikleri daha kolay ortaya çıkıyor. Evet. Sonrasında da oturup müşterilerimizi karşımıza alıp nasıl bir hayat sürdüklerini soruyoruz. Mesela kitap okumayı mı severler, içki içmeyi mi severler, eve gece mi giderler, evlerinde vakit geçirmeyi severler mi? Televizyonu mu, şömineyi mi? Evet, televizyoncu mular, şöminemiler, özellikle çiftlere mesela. Yatak odasında biri der ki bazısı ben yatakta oturup kitap okumayı severim. Bazısı der ki ben koltukta yayılmayı severim. Yani bu ya ışığın şeyi bile, parlaklığı tabii, bile çok fark ediyor. Aynen. Evet. Aynen. Çünkü özellikle yatakta kitap okumak isteyen bir insanı düşünürseniz ona genel bir aydınlatma yapamazsınız. Aa. Çünkü kitaba yönelik, yani yatakta oturduğu zaman onun ihtiyacı duyacağı ışığı alması gerekir. Aa. O yüzden karşımızdakini anlayıp sohbet ettikten sonra önce bir plan üzerinde yerleşim yapıyoruz genellikle ve bunu bir müşteriyle tartışıyoruz. Yatağınızı böyle koymayı düşündük ve burada müşteriyi yönlendiriyoruz. Işık alıyor bu odanız, almıyor, işte güneşte oturmak istersiniz vesaire gibi çevresel koşulları da göz önünde bulundurarak plan yerleşimini yapıyoruz. Sonrasında da 3 boyut aşaması başlıyor. 3 boyutta da yerleşimi yaptıktan sonra 3 boyut aşamasında zaten renkler genellikle devreye giriyor. Renkler, tarzlar, bunlar da ilk başta yaptıkları seçimlerden zaten yola çıkararak 3 boyutta bunları yerleştiriyoruz. Görselin üzerinde onayladıktan sonra zaten direkt üretim aşamasına geçiyoruz ki üretim aşamasında yine bazen değişiklikler oluyor. Bu aşamada da yapılan değişikliklerle sürecin sonuna gelmiş oluyoruz. Peki üretim aşamasına geçeceğiz, onları da soracağım size ama Eda Hanım size sormak istiyorum. Tabii ben biliyorum, ismini burada veremiyorum ama çok güzel, çok tanıdık bir restoranın tasarımını yaptınız, evet, yeni açılan. Ev sürecini dinledik. Evet. Peki restoran açılacağında veya işte bir bar açılacağında bunun süreci nasıl işliyor? Yani sonuçta orada kişisel zevklere bakılıyor ama bunun herkese hitap etmesi lazım. Evet. Ortaklık. Onu da ortak yaptık bir mimarlık şirketiyle birlikte ve Çiğdem'le de sürdürdük projenin tasarım sürecini ve kararlarını. Yani şöyle bir şey aslında. İlk önce mekanın her zamanki gibi, Çiğdem'in de bahsettiği gibi, öncelikle kişinin ne istediğini algılıyorsunuz. Konseptinin ne olduğunu algılıyorsunuz. Zaten birçok konuda müşteri size yardımcı oluyor. Ne istediği konusunda müşteri size yardımcı oluyor. Ve istediği konsepti o mekanın ölçüsüne ve boyutlarına göre uygulama aşamasına giriyorsunuz. Yani ilk önce bir tasarım kararları veriyoruz bu konuyla alakalı. Daha sonra bu kararlarımızı müşteriyle paylaşıyoruz. Müşteriyle ortak paydada buluştuğumuzda bu kararları 3 boyutlu şekilde çizim aktarıyoruz. Süreç hem evlerde, hem restoranlarda, hem kafelerde, hem ticari alanlarda sürekli aynı şeydi.
devam ediyor. İlk önce müşteriyle dediğim gibi ne istediğini algılıyorsunuz. Daha sonra bu kararları da tasarım sürecine aktarıyoruz. Ve bununla ilgili en son bir ihtiyaç listesi çıkarıyoruz. Nelere ihtiyacımız var? O mekanın neye ihtiyacı var? Mekanın ihtiyaçlarına göre de aldığı ışık, işte pencere boyutları, mekanın metrekaresi, algısı hepsiyle bir bütün oluşturup bunu 3 boyuta yansıtıp müşteriyle paylaşıyoruz. Siz 3 boyutu gördüğünüzde zaten mekanı tamamen algılama durumuna geliyorsunuz. Ki bu da en güzel noktalardan bir tanesi. Çiğdem de bu konuda inanılmaz uzmandır gerçekten program konusunda. Ve bu şekilde müşteriyle paylaşıp çok doğru tekniklerle ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü doğru tekniklerle ilerlemezseniz uygulamış olduğunuz tasarım kararlarını mutlaka mekanda sıkıntı yaşarsınız. Siz orada bir masa çizersiniz, bar çizersiniz. Oradaki ya yönü yanlıştır, ya konumu yanlıştır, ya ölçüsü yanlıştır. O yüzden her zaman diyoruz ki lütfen profesyonel bir yardım alın. Özellikle bu tarz mekanlarda ve bununla da ilgili bayağı da şey oldu, gelişme gösterdi yani ülkemiz. Yani restoran ve kafeler inanılmaz derecede hatta çoğaldı da. Bununla ilgili lütfen diyoruz profesyonel yardım alınız ve profesyonel şekilde ilerleyiniz. Çünkü profesyonel şekilde ilerlemek sizin aynı zamanda maddi kazancınıza da sebep oluyor. Çünkü doğru ürünü doğru bir mekana yerleştirmişsinizdir, doğru şekilde üretmişsinizdir. Peki siz konuşurken aklıma şu soru geldi. Diyorlar ki restoranlarda kırmızı renk kullanılmaz. Bu doğru mu? Ve mesela evde hangi renkler tercih edilmeli? Relax bir ortam yaratmak için. Yani burada bu bence birazcık kişisel bir olay. Çünkü yani her ne kadar psikolojik açıdan, ki ben psikolojiye çok ilgili bir insanımdır bu arada. Her ne kadar psikolojik açıdan belirli bazı renklerin insanlar üzerindeki etkileri, işte atıyorum sarı enerjik hissetmenizi sağlar, işte mavi huzurlu hissetmenizi sağlar gibi şeyler olsa da bunun aksini de görebiliyoruz. Ben Instagram sayfamı çok aktif kullanmaya çalışan bir insanım ve sürekli anketler yaparım. Yani bu resim size ne hissettirdi? İşte sizce enerjik mi, sizce karmaşık mı diye. Ben bunu çok test etmeye çalıştım açıkçası. Yani bazısına enerjik gelen, bazısına gerçekten çok huzursuz geliyor mesela. Yani sen iç mimarlığa yönelsinler insanlar diye bir yöntem belirledin içinde. Instagram'da böyle seçimler sunarak. İç mimaride böyle bir şey var mı? Yani siz renkleri hiç okurken belki de üniversitede bunlar var mıydı ders olarak? Yani tabii ki vardır. Yani şu an tek söyleyebileceğim aslında. Yani genellikle bunların çoğunlukla uygulandığını görüyorum, geçerli olduğunu açıkçası. Yani kırmızı restoranda kullanmaz çünkü etkisi şudur budur diye, ama en genel olarak söyleyebileceğimiz koyu renklerin mekanları çok dar gösterdiği veya mesela algıda çok güzel oynayabildiğimiz renklerden dolayı. Bembeyaz bir alanın büyüklüğünü algılayamazsınız mesela. Ama direkt kırmızı renk hiç restoranda kullanılmamalı mı? Yani bu iştah açmaz mı? O da ne kadar kullandığınıza bağlı bence. Çünkü bir rengi kullanmanızdan fazla onun ne kadar göze çarptığı önemli. Yani çok küçücük bir noktada kullanırsanız zaten gözünüz onu o kadar büyük mekanın içinde algılamayacaktır. Evet. O yüzden de bence genelleme yapmamak lazım. Böyle kriterler vardı işte, hastanede beyaz kullanılması, okulda mavi kullanılması gibi kriterler daha önceden vardı. Ama şu an var mı? Ama şu an yani gelişen tasarım süreçleri bunlara birçok şeylere değişiklikler de sağladı. Teknolojinin gelişmesi tabii, de sözünüzü tabii, kesiyorum inanılmaz. Ama mesela teknolojinin gelişmesiyle de sürekli zaten telefonla oynuyoruz. Evet. Telefonda diyor ki işte bu yılın rengi mürdüm. Bu yılın rengi işte ne bileyim mor veya işte kırmızı. Ve buna göre insanlar artık hayatlarını ve yaşadıkları yerleri düzenlemeye başlıyorlar. Evet, yani, dediğiniz gibi belki de bu biraz hem de modaya kaymış. Kesinlikle. Evet. Yani bir dönem grilerimiz, siyahlarımız vardı. Şu an beyazlarımız kremlerimize doğru yol aldı. Yani bir zamanda süreci değişti. Böyle bir kahverengi tonları vardı evlerde ama şu artık an işte ondan sonra grilere bıraktı yerini. Yani bu şey oluyor zaten, revaçta olan renkler diyoruz ya müşteriye de, işte müşteri zaten kendi de görüp, çünkü birçok mobilya mağazasına gittiğinde tabii ki aynı renklere aşina oldukları için işte biz de diyoruz ki evet bu yılın modası bundan yana, ama insan daima kendi yaşayacağı mekanı kendi modasını yaratması göre bence de. Tabii ki yani bu Çiğdem kesinlikle daha güzel de yorum yapacak.
Bu gerçekten insan psikolojisiyle de alakalı. Yani bu insanın kendi isteğiyle nasıl bir mekanda yaşarsın, nasıl bir mekanda yaşamak istersinin sorusunu kişi kendinden başkasını veremez. Evet. Peki mobilya sektörüne dönelim. Bu konuda da birçok sıkıntı olduğu gibi ülkemiz kendisini de çok geliştirdi. Çünkü birçok yerde artık mobilyacıları ve istediğimiz birçok ürünü görebiliyoruz ve üretebiliyoruz da. Evet. Öncelikle sıkıntılardan mı bahsedelim yoksa güzelliklerinden mi bahsedelim? Güzelliklerinden de bahsedelim. Mesela çok önce özellikle mesela yaklaşık yani yılını tam net söyleyemeyeceğim ama epey bir zamandır mesela otellere hizmet vermeye başladık. Bu sektörümüz açısından inanılmaz bir başarı. Gümrük fonlarının kalkmasıyla birlikte otellere verilen bu gümrük teşviklerinin kalkmasıyla birlikte üretimi artık bizler yapmaya başladık. Ve ülkemizde gerçekten çok ciddi üretici firmalarımız var. İnanılmaz teknolojiye sahip üretici firmalarımız var. Çok iyi ustalarımız var. Başlarında çok iyi iş adamlarımız var. Başlarında iş adamları demeyeyim, iş insanı diyeyim. Evet. Meryem onun sonra bana kızacak. Ve bu gelişen teknoloji ve bu insanların, bu iş insanlarımızın bu işe yatırım yapmaları gerçekten üretimimizi inanılmaz derecede geliştirdi. Bu konuda çok mutluyuz sektör olarak. Çünkü günden güne otel sayılarımız da artmaya başladı. Evet. Ve mesela şeyi değerlendirecek olursak pandemi sürecinden ve sürecinden sonrası bizim için mesela inanılmaz bir iyi bir dönemdi. Yani herkes için kötü bir dönem olan pandemi süreci mobilya sektörüne çok iyi yansıdı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de insanlar konfor alanlarının farkına varmaya başladı. Konfor alanlarının farkına varmaya başlayınca bu işe yatırım yapmaya başladı. Evde yapmadığımız yani şey kalmadı zaten kapalı. Evi kullandıkça evet, bazı şeylerin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Çünkü günlük hayatımızın içerisinde çok az vakit geçirdiğimiz için ve birçok şeyi çok az kullandığımız için aslında onların ne kadar önemli olduğunun farkında değildik. Evin içerisinde oldukça sanırım bunu daha fazla fark etmeye başladık. Yani bütün bazı sektörler durmuşken biz çalışmaya devam ettik. O yüzden bu bize her zaman soruyorlar. Pandemi süreci size ne tür zararlar getirdi? Maalesef mobilya sektörüne. Maalesef çok şükür diyeyim. Evet. Evet, çok şükür bize çok iyi kazançlar elde ettirdi. Yani güzel haberlerden bir tanesi o. Üretim dediğim gibi üretici firmamızın teknoloji yönünden de makinelaşma yönünden de çok iyi firmalara sahibiz. Ama dediğim gibi bir de maalesef ki bu firmalarında ara elemanla usta sıkıntıları halen daha devam etmektedir. Evet. Çok iyi ustalarımız pandemi sürecinin dezavantajlarından bir tanesi geri dönen çok Türkiye'li vatandaşlarımız oldu bu süreçte. Ve biz 3. dünya ülkesindeki vatandaşlarımızı almaya başladık. Tamam, okey, onlar da işi bilen insanlar aslında. Ama nedir onlardaki sıkıntımız? Dil noksanlığıdır. Evet. İngilizce bilen çok az aralarında var. Türkçe bilmiyorlar, İngilizce bilmiyorlar. Ve maalesef ki o şeyde atölyede bir dil kargaşası yaşanıyor. Yani biz onlara derdimizi zorlanıyoruz anlatmaya, onlar bize anlatmaya zorlanıyor. Ama bu bütün sektörlerde yaşanıyor bu sıkıntı. Bunu da aşabileceğimize inanıyorum. Bununla ilgili çünkü biz halen daha sektör olarak ve dernek olarak da çalışmaya devam ediyoruz. 12-15, 15-18, 18 artı yaş grupları için mesleki eğitimlerine özellikle mobilya liselerdeki mobilya bölümündeki öğrencilere çok yardım ediyoruz. Meslekte kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onlarla ilgili workshoplar düzenliyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yaptığımız meslek liseleriyle alakalı workshoplarımız var. Yakın bir zamanda 18 artı bu meslekte olan öğrencilerimiz için de Arüket Üniversitesi ile anlaşma imzaladık. 18 artı öğrencilerimize hatta 10 öğrenciye mobilya sanayi iş insanları burs verecekler. %100 burs verecekler. Güzel. Tek amacımız gerçekten ülkemizde kalifiyeli elemanın kalması, yetişmesi. Çünkü bu konuda inanılmaz zor durumdayız. Yani
burada aslında en önemli olan şey, özür dilerim sözünü keser gibi oldum ama tecrübe. Çünkü evet. Tecrübe ve meraklı olması. Çünkü birine atıyorum siz bir planı verseniz bile, bunu böyle yapacaksınız deseniz bile, o kişinin meraklı olup bir masayı üretirken bile en iyi şekilde üretmesi ve o detayı nasıl çözeceğini kendinin evet. düşünebilmesi gerekiyor. Siz bir insanı alıp da ben sana bu kadar para vereceğim, gel gir bu makineye sen bunu yap diyemezsiniz. Sadece makineyle bitmiyor. Evet, tabii. Makineyle evet, bitmiyor. Evet, dolayısıyla evet. aslında önceden verecekleri eğitim ve o kişinin meraklı olması, yani kalifiyeli eleman olması Hı-hı. çok önemli bu sektörde. Kesinlikle, yani bir, özellikle yaptığımız şey öğrencilerin sektörde kalmasını sağlamak. Evet. Çünkü mezun olduktan sonra çok farklı bölümlere gidebiliyorlar. Hatta daha da üzücü olay, ülkemizin %70'inden fazlası, oran belki doğru olmayabilir ama, memur olmak isteyen gençlerden evet. mevcut. Biz bununla da mücadele ediyoruz. Lütfen ve lütfen meslekte kalın diyoruz. Bizim mesleğimizde de çok iyi kazanımlar var. Çok iyi kazançlar var. Gerçekten var. Yeter ki gönül verin. İşi doğru insanlarla doğru noktalarda başlayın. Çünkü bazen demoralize olup mesleği bırakan evet, arkadaşlarımız da var. Her meslekte olduğu gibi. Umarım şeyimiz, tek hedefimiz bu öğrencilerin meslekte kalmasını sağlamak. Kadın girişimciler olarak da biraz daha devam evet, edeceğim. Evet. Buyurun. Sen güzel edin. Toparladın, devam et. Evet. Şimdi ondan da bahsetmek istiyorum. Tabii çalışması istiyorum. Var. Evet. Kesinlikle. Kadın Girişimciler Konseyi olarak da ondan da heyecanla bahsetmek istiyorum. Tıpkı Çiğdem'le çok güzel ortak projeler yürüttüğümüz gibi, bir elin nesi var, iki elin sesi var duygusuyla konseyimizde de çok güzel şeylere imza atıyoruz. Özellikle başkanımız Meryem Hanım'la birlikte. Yönetim kurulumuzda çok değerli insanlar, arkadaşlarımız var. Nilay Hanım var, Nilay Paralik var, Tüge Dolmacı var, Olga Avşaroğlu var. Berna Defterdarlı var. Yani bir Esra Ercantan var. Birçok değerli kadınla birlikte çok güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Yarın hatta çarşamba günü bizim bir üye toplantımız var. Tek amacımız orada da kadının ekonomiye daha fazla katkısının olmasını, daha fazla katkısının sağlanması. Bu konuda da ilgili çok güzel projelerimiz var. Devam edeceğiz. İnşallah bunları da sizlerle paylaşmaya heyecanla bekliyoruz. 2023 projeleri için. Bunu da güzelce güzel toparladım. Evet. Evet. Ben biraz da eskilerden bahsetmek istiyorum. Nasıl eskilerden bahsetmek istiyorum? Eski mobilyalardan bahsetmek istiyorum. Şu anda bizim Kalavaç Köyü'nde eşimin dedesine ait bir evi var ve onun annesinin çeyizi 300 yıllık bir dolabı var mesela. Hepsi el emeği, göz nuru bunların. Çok değerli. Artık günümüzde bunlar herhalde yapılmıyor ve bunun tamirinin yapılması da çok zor. Bu tür insanlar mobilya sektöründe var mı? Ve çok az. Yani çok, çok az ve o kadar az ki zaten bugün bunların bu kadar değerli olmasının sebebi bu. O çok az derecede var ve onların malzemelerini bulmak da, temin etmek de bozulan bir ben onu merak ediyorum. O zamanlar malzemeler hala da, düşün 300 yıllık bir tahta yani sonuçta. Evet, hiçbir şey. Hala da hiçbir şey olmamış. Yaşayan ahşaplar. Aynen öyle, yaşayan ahşaplar. Fakat şimdi satın aldığımız herhangi bir ürün, yani 5 yıl eğer sağlam kalıyorsa o çok sağlam diyoruz bu evet. ürüne. Eskiden nerede buluyordu insanlar? Şu anda her şey yurt dışından geliyor. Evet. O zaman da mı yurt dışından gelme gibi bir imkanı vardı, yoksa buradan mı yapılıyordu her şey? Eskiden burada zaten birçok şeyin üretimi daha fazlaydı. Yani bu genel olarak baktığımızda ülke olarak sadece bizim sektörümüzde değil, birçok şeyin maalesef üretimi varken bugün yok. Ama mobilyalarda da aynı şekilde eskiden burada üretilirdi. Bir de sanırım yani her şeyin, hani bugün derler ya, her şeye ulaşmak kolay oldu ama her şey kalitesizleşti. Çünkü toplu üretim, yani makinalar üretiyor artık birçok şeyi hazır. Yani her şeyin daha ucuzu olması için, daha yani kaliteye değil de daha uygun fiyatlıya olması. Aynı görüntüyü nasıl daha ucuza alabilirim? Yani hala bunu biz mesela yaptığımız tasarımda da, biz üç boyutu yaptığım zaman ben müşteriye her zaman derim ki bunu görürsün, bu duvarı sana 20 bin liraya da çözerim,
5000 liraya da çözebiliriz. Çok benzer görüntüyü alırsın. Ama bunun avantajları budur, bunun dezavantajları budur. Bu maalesef mobilyalarda da aynı şekilde ilerledi. Ama artık o kadar bir daha kolay, aynı görüntüyü daha ucuza almanın yolu var ki maalesef zaman içerisinde bu eski mobilyaların o ulaştığı değerler, malzemeler bugün ulaşılması neredeyse imkansız hale geldi. Eskiden zanaatkarlarımız vardı bu işi yapan. Çok teknik ustalarımız vardı, işte oymacılık dediğimiz mesela. Hatta meslek liseleri de hala daha bunun dersi veriliyor bu konuda. Biz bununla da ilgili bir çalışma yapıyoruz. Diyoruz ki artık tercih edilmeyen birçok konuları müfredattan çıkaralım diyoruz. Çünkü günümüzde artık inanılmaz derecede malzeme çeşitliliği, yani Çiğdem bundan da daha iyi bahsedebilir. İnanılmaz derecede malzeme çeşitliliği arttı. Ürüne daha kolaylıkla sağlanma potansiyelimiz arttı. Hı hı. Kolaylıkla sağlanma potansiyeli de arttığı için malzemeler bu yönde gelişti. Biz kendimiz bile satın alıp evre kurabiliyoruz artık. Evet, demonte ürünleri satın alıp kurabilirsiniz. Tabii tabii, yani dediğim gibi daha kolay ulaşılabilirliği sağlandı aslında malzemenin. Ama çok sağlam malzemeler de var mı? Tabii ki halen var. Daha var. Çok güzel yerine o oymacılığın ve doğal ahşabın yerine. Hı hı. Doğal ahşabı işleyebilme teknolojimiz değişti. Yani eskiden formu elde verirken, hı hı, şimdi CNC makinalarında bunlar işlenmeye başladı. Daha makinalaşmış, hı hı, şekilde ve daha profesyonel şekilde ve daha hızlı bir şekilde üretilmeye başladı. Yok mu bu ahşaplar? Halen daha var. Ve en iyi zaten ürünün kalitesini gösteren ahşabın aslında kendisidir. Yani ahşabın kendi, işte deriz ya, gürgen deriz, meşe deriz. Yani bunlar ahşabın kendi sağlamlığını gösterir. Ama bununla birlikte dediğim gibi çok alternatifli, işlenmesi çok daha kolay, ulaşılabilirliği bütçeye çok uygun. Daha bütçeye uygun özellikle. Çünkü artık kaliteyle bütçe örtüşmeye başladı. Yani sanırım bir de eskiden şey vardı, yani insanların alım gücüyle biraz daha alakalı. Yani ev döşerken, yani evinize harcayacak bir parayı ayırmak daha kolaydı. Evet. Dolayısıyla zamanında babaannelerimiz, anneannelerimiz vesaire, onlar alırken zaten yani parayı biriktirip onu alırdı. Çok seçenek de yoktu. Aynen. Şu an artık kimse yani artık o görüntüye bakıyor. Yani en ucuza görüntüyü almak amaç. Yani kaliteye çok bakmıyoruz. Yani bu gürgene bile insanlar birkaç sene idare etsin de sonrasında düşünürüz doğru, mentalitesi var. Doğru, evet. Haklısın. O eskiden yani, çeyiz olan olaylar da artık kalmadı zaten. Çünkü yani kişi ne zaman evlenecekse o zaman moda neyse onu almak. Onu alıp gidiyor. Tercih ediyor sanırım. Yani, ömrü düşünmüyoruz. Günü kurtarmayı düşünüyoruz. Evet, eskiden uzun ömürlü mobilyalar tercih edilirdi. Şimdi nasıl olsa 3-5 sene sonra yine ben bunu değişirim. Yine değişirim. Sıkılırsam yine değişirime döndü olay. Tabii ki artık bu da işte gelişen hayat şartları, hayat koşullarıyla mı bağlantılı bilemiyorum. Ama her günümüzün koşuluna uygun da bir alternatif ve her bütçeye uygun da bir alternatif var. Artık var. Var. Evet. Var. Peki mobilya sektöründe kaç tane üyeniz var? Bizim şu an 53 üyemiz var bize bağlı olarak, ama bize bağlı olmayanlar da var. Mesela esnaf sanatkarlara kayıtlı olanlar da var. Bize kayıtlı olan şu an 53 üyemiz var. Peki yeşil hat üzerinden güneye herhangi bir ürün gidebiliyor mu? Evet, mobilyayla bu da ilgili? Sevindirici haberlerden bir tanesi. Ticaret odasının hatta yapmış olduğu bir anlaşmayla, yeşil hat tüzüğüyle artık güneye de ürün yollayabiliyoruz. Sınırı var mı bu ürünün ya da boyutu var mı? Yok yok. Yani faturasını, bütün şeylerini, belgelerini ibraz ettiğiniz sürece ürünlerinizi yollayabiliyorsunuz. Ama tamamen üretici olmanız gerekli. İthal ürünleri yollayamazsınız. Yollayan firmanın kesinlikle Kıbrıs'ta üretiyor olması gerekli. Malzemeyi dışarıdan alabiliyoruz. Yarı mamul şeklinde alabilirsiniz. Burada işleyeceksiniz. İşlediğiniz ürünü yeşil hat tüzüğüyle güneye satışını gerçekleştirebilirsiniz. Çok güzel. Evet. Başka ülkelere var mı? Yoksa sadece şu anda? Şu an itibariyle henüz başka ülkeye yoktur. Ama inşallah Hellim'e teşvik verildiği gibi mobilyaya da teşvik verilirse neden olmasın diyoruz. Yani en çok istediğimiz noktalardan bir tanesi de bu. Çünkü biz aslında aynı şeyi yapıyoruz. Türkiye nasıl ki birçok ülkeye ürün satabiliyorsa biz de satabiliriz. Çünkü aynı makinalaşma bizde de var. Aynı
ürün kalitesi bizde de var. Bizde tasarım eksikliğimiz belki var. Yani tescillenmiş marka evet. olarak. Ama bunu da mesela bu işe de girişmiş birçok yine firmamız var. Eminim ki bunu da başarabileceğimize inanıyorum ben. Yani bunun da kötü olan yan hala birçok işi de rastlıyoruz mesela. Türkiye'de üretelim, Türkiye'den ürün alalım, Türkiye'deki firmalar yapsın. Hı. Onlar daha iyi yaparlar, onlar daha kalitelidir kullandıkları. Evet. Yani ya da sanki daha iyi bir iş çıkaracaklar. Yani evet. onların makinaları daha iyidir vesaire gibi. Ama aslında birçok firmamızda aynı. Şu an aynı makinalar, aynı ürünler mevcut ki zaten birçok ham madde yine Türkiye'den geliyor. Yani evet. orada evet. yapılıp burada yapılamayacak. Aslında artık çok az ürün var. Ama maalesef bunun bilincinde olmayan da hala çok fazla insan var. Tamam. Halen daha Türkiye'de mesela işte evinin işte mutfağını, yatak odasını, salonunu getiren insanlar var. Evet. Eskiden oradan getirmek belki de daha ucuza mal ediyorlardı eskiden. Ama şu anda sanıyorum artık buradan almak evet. çok daha mantıklı. Daha mantıklı. Hem süreci kısaltıyorsunuz buradan almakla. Bir de her zaman yani iç mimar olarak da, sektörün içerisinde bir çalışan olarak da lütfen diyoruz üretime güvenin. Ülkemizin üretimine güvenin. Üretelim, birlikte üretelim, birlikte gelişelim. Çünkü eskiden dediğin gibi Gizemciğim, insanlar hiç üşenmeden uçağa biniyorlardı, Türkiye'ye gidiyorlardı, ürünlerini alıyorlardı ve getiriyorlardı. Evet. Evet, eskiden daha uygundu Türkiye'den mobilya almanız ama artık değil. Çünkü ahşap fiyatları inanılmaz derecede Türkiye'de de fazlalaştı. Bizim çok eskiden aramızdaki oran %30'lardayken şu an %10'a düştü. Onun da zaten gümrüğe ve nakliyeye verdiğinizde evet. Türkiye şu an bizden hatta üste bile kalıyor. Ve özellikle tasarım aşamalarında yani bu birazcık sıkıntıları anlatmaya girecek hı hı. ama mesela ben bunu yaşadım. İki tane butik olmuştu benim tasarladığım. İkisinde de aynı sıkıntıyı yaşamıştım. Zamanında paket olarak almışlar. Türkiye'den iş mimarlık hizmetlerini almışlar. Aynı zamanda uygulamak, yani elektrik tesisatı döşenilecek, işte ahşaplar getirilecek, kurulacak. Yani direkt anahtar teslim şeklinde anlaşmışlar. Fakat burada oluşan sıkıntılar ne oldu sonrasında? Orada alınan ölçüleri buraya geldikleri zaman sıkıntı yaşadılar. Bu sefer işte burası uymadı, geri Türkiye'ye gönderelim, geri getirelim. Elektrik bir kere, elektrik şeylerimiz, detaylarımız aslında Türkiye'den çok farklı. Evet. Bu sefer orada kullanılan malzemeler buraya geldi, hatlar çekilemedi, kullanılan kabloların boyutları bile farklıydı. Kurulan sistemler, spotlar bozuldu çünkü akımlar birbirine uymadı ve yani astarı yüzünden aslında onlara sonrasında pahalıya geldi. Yani hı hı. çok daha uygun gibi gözüken bu seneler önce söylediğim bir şeydi. Hı hı. Yani dezavantajlarından biri oradan alıp geldiğimiz zaman bazı şeylerin daha uygun olacağını düşünüyoruz ama sonrasında pek olmuyor maalesef. Yani bu işin hatta bu boyutundan sonra biz daha da geriye gitmek istersek biz artık insanlara şunu da söylüyoruz. Lütfen evinizi çizimini yaptırırken mimarlık şirketlerine lütfen iç mimarlarınızı da aynı anda tutun. Çünkü iç mimarlarla mimarlar aynı yönde, aynı düzlemde yürürlerse, aynı hatta yürürlerse birçok maliyetten de kurtarmış olacaksınız binanızı. Çünkü çok sonrasında açtığınız elektrik hatları, yıktığınız duvarlar, yaptığınız evet. duvarlar. Yani özellikle artık bu bilinci de uyandırmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda bununla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Diyoruz ki her müşterimize lütfen mimari çizimin aşamasında iç mimarınızla tercih edin ki çok daha sağlıklı, çok daha verimli bir süreç yaşayasınız diyoruz. Yani bu aslında zaten bizim mesleğimizde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Evet. Çünkü karkası yaparlar zannederler ki içtir zaten tuğlalar örelim sonra iç mimarla anlaşırız. Halbuki genellikle mimarla anlaşırken evin boyutlarıyla, evin şekliyle veya dış görüntüsüyle ilerleyip bize geldikleri zaman ben aslında burada akvaryum isterdim. Ben odaya aslında bence şey hayalim vardı. Elektrik fişi. Evet. Fiş yani burada en önemli sorun evlerdeki fişler. Kesinlikle. Yani bir odada bir tane fiş var. Fiş ve bu var. Günümüzde kabul edilebilir bir şey değil. Kesinlikle. Evet, yani evet. bunu da çok sık yaşıyoruz. Çünkü mesela müşteri gelir der ki ben buraya koltuk koymayı düşünürdüm. Buraya lamba isterdim. Ben burada fiş yok.
hadi duvarı kırıyoruz, bu sefer dönüyoruz, evet, kapıyı büyütüyoruz, işte girme odam sandığımdan daha küçük oldu. Mesela evet, içini tasarlayınca ve eşyalar yerleştirince insanlar aslında boyutları anlıyorlar maalesef. Evet. Evet. Orada da işte küçük oldu, ben böyle hayal etmediydim deyince bütün her şey değişmeye başlıyor, evet, veya değişemeyen şeyler oluyor. Bu aşamada da insanların çoğu genellikle hayal kırıklığına uğramış oluyorlar. O yüzden de aslında bize en çok sorulan sorulardan biri, iş mimara ne zaman başvurmalıyım? Evet. Eda'nın da dediği gibi maalesef mimarla aynı anda, yani mümkünse proje içeriye vizelenmeye gitmeden önce iş mimara başvurmak gerekir ki boyutları da daha iyi oturtabilsin, duvarlar her şey daha iyi istediği şekilde oturtulabilsin ve sıkıntı yaşamayalım. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok çabuk geçti ama evet, son cümlelerinizi alalım. Sen neler söylemek istersin Eda Hanım bize? Ben şunu söylemek istiyorum ki iç mimarlık gerçekten çok güzel bir meslek. Dediğim gibi sohbetin başında da konfor alanlarına hitap ediyoruz. İnsanların mutluluğunu sağlamaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte biz de mutlu oluyoruz güzel işler başarınca. İkinci olarak da üretmeye devam edelim diyoruz. Lütfen üretime güvenin diyorum. Yani bu gerçekten ihtiyacımız olan noktalardan bir tanesi de budur. Ticari açıdan da düşündüğümde. Belki de bunun biraz tanıtımının yapılması, evet, gerekir. Eksik olan belki de budur. Evet. İnsanımızın bunu bilmesi lazım ki burada her üretim şey var. Evet, üretilebiliyor istediğiniz, evet, şekilde. Evet. Mümkün olduğunca biz bunu müşterilerimize zaten söylemeye çalışıyoruz. Mesela işte daha mı pahalıya mal olur? Hazır mı alsak, üretsek mi? Hangisini tercih edersiniz diye. Ben her zaman üretimden yana oluyorum genellikle. Fiyat olarak da daha pahalı geleceğini düşünüyorlar ama aslında fiyat olarak çok da daha pahalıya gelmiyor. Aksine daha kullanışlı olmasını sağlıyor. Burada değiştirme imkanınız da var ama evet, oradan gelen bir ürünü tekrar değiştirme şansınız, hem zaman kaybı hem de belki madde olarak. Bir de hazır olarak aldığınız ürünlerin birçoğunun malzemesinin aynısını, yani bir kapağı kırıldı veya çizildi, bunu tekrardan temin etmek pek kolay olmuyor. Ama burada evet, ürettiğiniz bir ürünün bir parçasını, özellikle boya olan bir ürünse, bunun tamiri elde etmesi çok daha kolay oluyor malzeme açısından. Dolayısıyla evet, bence de üretime biraz daha güvenelim, destek, biraz daha versek, destek verelim. Evet, güvensek bence hepsimiz için daha iyi olur. Evet, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İkinize de çok keyifli son bir programdı. Son programın sanırım evet, bir ay. Bir ay birlikte olamayacağız çünkü seçim programları yer alacak artık ve 1 Ocak'tan sonra ticari açıdan sizlerle birlikte olacak. Çok teşekkür ederim biz sizlere. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. 1 Ocak'tan sonra yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.